Erkekler dünyasının kadına bakış açısını ortaya koyan bir haber var sırada. Çorum'da İl Genel Meclisi toplantısı vardı. CHP'li iki kadın mecliste kadınlar öldürülüyor dedi belediye meclisinde. AK Partili başkan nedense bu cümle karşısında acayip öfkelendi. Kadınlara tepkisi sert oldu. Hakarete varan sözler söyledi. Mesela şöyle şeyler söyledi. Ya karşılıklı cevap vermez. Cevap hakkı doğru. Ya aman cevap hakkınız batmayaydı ya. Ya konuşma, söz verirsen konuş ya. Kem oradan laf atıyorsunuz içinizde. İyi niyetli değilsiniz ki. Kadınmış. Erkekler de öldürüyor. Şimdi görüyorsunuz yani şu üsluba bakın. Söylediği sözlere bakın. Zaten Çorum Belediye Meclisi'nde iki kadın var. Onlara yaklaşımına bakın. Gelin bir ayrıntıları izleyelim de bir çift lafım olacak bununla ilgili. Kadınlar öldürülüyor diyorsunuz değil mi? Kadınlar öldürülüyor. Öldürülüyor değil mi? Sadece kadınlar öldürülüyor dediler. Kim öldürüyor? Erkekler öldürüyor. Kim öldürüyor? Ne yapar? Öldürüyorsa yakalıyor, polis götürüyor. Cezasını veriyor. Karşılığını bu sözlerle aldılar. Erkekler öldürülmüyor mu? Ya konuşma, söz verirsen konuş ya. Cevap hakkı doğru. Ya aman cevap hakkınız batmayaydı ya. Kem oradan laf atıyorsun. Çorum'da İl Genel Meclisi toplantısı. O toplantıdaysa 1, 2, 3, 4. Sadece 4 kadın vardı. Kadın erkek eşit. Seçme ve seçilme hakkı. Kadınlara verilen hiçbir şeyin farkında değilsiniz başkanım. Bu yanıtı alan Yıldız Bek sustu, diğer üye Burçin Solmaz Polat söz aldı. Meclisin AK Partili Başkanı Halil İbrahim Kaya öfkelendi. Ya ne kadar bir nereden yazıyorsunuz? Nereden Rusya'ya gittiniz mi siz? Trende bile yer vermiyorlar. Erkekler oturuyor, kadınlar. Hamile kadınlar bile ayakta varlar. Kadın üye kadın hakkı dedikçe de tansiyonu yükseldi. Ya bu kadar da yani vicdansız olmayın ya. Kaç kadın öldürülüyor? Bu kadar ülkemize ya dünyada da öldürülüyor canım kadın. Ya tamam dur. Ya Yıldız Hanım ben konuştum tamam siz de konuştunuz. Konuyu bambaşka bir yere getirdi. Üniversitede başörtülü talebe yapın. Ne yapıyorsun sizin burada yeriniz yok diyorlar. Bir tanemiz tepki gösteriyor musunuz? Gösterdim. İyi niyetli değilsiniz ki. Sizin niyetli. Öldürülen kadınların pek çoğu da başörtülü kadınlar. Hepsini savunuyoruz biz. Azarladı. Kadınmış. Kadın bizim anamız. Siz eserin yanında. Konuşma ya, konuşma ya. Niye konuşmuyor? Ya konuşma, söz verirsen konuş ya. Laf atma, saygılı olun meclise. Bağırdı. Eğitim. Ya başörtülmüyor. Ne eğitim? Eğitim şart. Yani bu ülkede şöyle bir durum var. Ya neyse. Burçin Hanım Allah aşkına ya. Tamam her şey güllük gülistanlık ülkede. Bu hükümetin verdiği kadın haklarını Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri hiçbir hükümet vermedi. Güç zehirlenmesi içindesiniz. Ne? Koltuk sizi o kadar değiştirdi ki. Gerçekten siz böyle değildiniz yani. Üstümüze yürümeye kalkıyorsunuz yani başka. İki kadın üyeyi konuşturmayan meclis başkanı kadın hakları gününde kadına şiddete bir örnek olarak tarihe geçti. Ya sen de doğumdan sonra hırsızlaştın ya. Şimdi bunu yapan AK Partili bir belediye meclis başkanı Çorum'da. Bizim için AK Parti, CHP fark etmez. İşte hatırlıyorsunuz CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı İlgür Gökhan da yine böyle bir belediye meclis toplantısında bakın ne yapmıştı? Bir hatırlayalım onun da yaptıklarını. Aynı çok benziyor. Biraz ahlaklı olun. Biraz ahlaklı olun. Kesin mikrofonu. Lütfen kesin. Mikrofonu kapattırmayın bana. Konuşma. Söz vermedim. Konuşmayın. Evet devam edin. Buyurun. Buyurun devam edin. Otur yerine. Otur yerine. Bağırmadan çıkın. Bağırmadan çıkın. Burası belediye meclisi. Çok benziyor değil mi? Şimdi AK Partili Çorum'da öyle yapıyor. CHP'li Çanakkale'de böyle yapıyor. Şimdi biz CHP'li belediye başkanının bu sözlerine şiddetle itiraz ettik Kanal D Haber'de. AK Parti'de CHP'li başkanın bu yaklaşımına çok sert tepki gösterdi. Ayağa kalktı. Cumhurbaşkanından bakanlara hepsi tepki gösterdiler Çanakkale'deki belediye başkanına. Son derece haklıydılar. Evet işte görüyorsunuz yine bir belediye. Bu kez kadınlara bağırıp çağıran AK Partili. İktidar cephesinden şimdi aynı duyarlılığı bekliyoruz. Kendi partilerinden biri de olsa kadına karşı böylesine laf eden birine aynı büyük tepkiyi göstereceklerdir.